Kaledere Mahallesi Medrese Sokak'ta meydana gelen haberimizde emekli İlköğretim Müdürü Kadir Dönmez sokakta bulunan eski mekruh yapı ile ilgili bazı ahlaksız ve gayrimeşru olayların yaşandığını Moda TV mikrofonuna anlattı. Tamamen sarmaşık ve pis otların hakim olduğu yapıya giren çıkanın belli olmadığını, aynı zamanda ahlaksız işlerin döndüğünü söyleyen Kadir Dönmez, herkesin bu yapıyı kötü şeyler için kullandığını dile getirdi. Biz de Ünye'nin sesi olduk ve Kadir Dönmez hocamız ile bir röportaj yaptık. Haberimizi izliyoruz. Her tarafındaki mahallelerde benzer sıkıntılar var. Ama buradan örnek vererek diğer mahallelerdeki yetkililer de muhtarları, ihtiyar heyeti, onlar işin içinden çıkamazsa belediyesi ve meclis üyeleri bu konuya el atsınlar diye çaba sarf ediyoruz. Konumuz gayri ahlaki tutum sergileyen insanlara mahallelerde mekruh hale gelmiş, yıkılma aşamasına gelmiş, yıkılmış, üstü başı berbat olmuş pecmurde binaların içlerini mekan tutan insanların buralardan uzaklaştırılmalarına katkı sağlamak için bir çalışma yapıyoruz. Bu konuda ömrünü çocukları eğitmeye adamış emekli bir ilköğretim müdürü beyefendi ile beraberiz. Gündeme de getirmiştim bu Ahmet Arpacıoğlu Bey'in zamanında, belediye başkanı zamanında, eski başkanımız zamanında. Bu binaların yıkılması, hatta şu köşede bir bina var. Gördüyseniz böyle ben geçerken böyle duruyorum, bakıyorum üzerime yıkılır gördük, mı diye. Yıkılacak gibi. Yani yıkılır mı üzerime diye bakıyorum. Onu da arabaların önünde gördük. Bu binaları. Bu da yine bizim emekli bir öğretmen arkadaşımızın binası. Eski evi vardı burada, duruyordu. Evet. Şimdi o binaya yaptı. Ondan da ayrıldı. Başka yere gitti. Ama bu böyle kaldı. Tabii bunların her türlü sıkıntısı var. Bize önce burada inanın yılanlar, çıyanlar, kertenkele. Tabii o hayvanlar da yaşayacak ama buraya çok büyük yılanlar geliyor. Gayrı ahlaki. Pecmur deliği bırak. Bazı tanımadığımız insanlar geliyor, giriyor. Çocuklar geliyor, giriyor. Hatta nasıl diyeyim, ilkokul çağında çocuklar geliyor buraya. Ben gördüğüm zaman müdahale ediyorum ama ben burada 24 saat başında duramam tabii bunun. Bizim haricimizde geceleri içine de çekebilirlerse çocuklar görürler. Artık şey olmuş burası. Mesken haline getirmişler. Tam bir saklanılabilen, gizlenilebilen, kamuflaj yapılmış gibi ağaçlar, şeyler kapatmış burayı. Bu konuları ben dile getirdim. O gün emniyet müdürümüz kalktı, dedi ki hocam haklısınız dedi. Biz buraları takip ediyoruz. Milli eğitimle de koordineli olarak. Çıkanmış, efendim hep yapraklar olmuş. Takip etmek çok zor. İşte bunların takip edilmesi lazım. Buna hem ilçe emniyet müdürlüğümüzün, milli eğitim müdürlüğümüzün, muhtarlıkların, tabi mahalle halkı olarak biz de sahip çıkacağız, takip edeceğiz. Beraber yapılması lazım koordineli bu işlerin. Bunlara da bir şey verilmesi lazım. Yani bir düzey, yıkılan yıkılacak, yıkılmayan temizlenecek. Evet.